Yani vasatı baş tercih etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var. Herkese merhaba Vasatlı Övgü programına hoş geldiniz. Ben Volkan Arı, er. Bugünkü programda Deniz Günler'le birlikte Beşiktaş Fenerbahçe derbisini konuşacağız. Deniz merhaba, hoş geldin. Ne haber? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Umuyorum sesimi çat diye dümdüz hiç herhangi bir sıkıntı olmadan duyuyorsundur. Öncelikle bunu teyit etmek isterim. Duyuyorum. İyi, süper. Ben de seninkini duyuyorum. Arada böyle küçük git gel yaşayacakmışız gibi hissediyorum. Bazı videolarda ne yaşayacağımız hiçbir zaman belli olmuyor. Ses hmm. düzgün kaydı olurken kötü çıkabiliyor e, videoda. O yüzden şimdiden herhangi oluşacak sorunlar varsa e, bunun için özür dileriz. Ama hızlı bir şekilde de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Denizle konuşmak istiyoruz. denizde çünkü zaten tribündeydim. Ayrıca tribünde e, izleyerek de maçı sahadan izlemiş birinin de Fenerbahçe Beşiktaş maçına dair görüşlerini alacağız. Evet Deniz 0-0 başladı. Başladığı gibi de bitti. Hiç de böyle 0-0 bitmesini beklemediğimiz bir derbiydi. Nasıl başladı, nasıl oldu tribünün gözüyle maç nasıl geçti? Yani evet son yıllarda Beşiktaş Fenerbahçe maçları gollü geçiyor ağırlıklı olarak geçen sene Vodafone'daki maç da biraz sıkıcıydı. İlk yarısı 1-1 bitmişti. Sonra hiç pozisyon olmamıştı ikinci yarı. Bir, ikinci yarı başında pozisyonlar olmuştu. Bu maç da öyle sıkıcı geçti. Fenerbahçe fazla hani kontrollü oynamayı tercih etti. Beşiktaş'ta bence pek bir şey çalışmamış. Ki sahada da oynamadı yani pek bir şey. o yüzden başladığı gibi bitti açıkçası. Hani çok da böyle ikinci yarıda özellikle hiç Hani aha gol olacak şimdi geliyor falan havası da vermemiştir izleyenlere. Ee, yani bir kere e, iki takım da bu sezon oldukça fazla gol atıyor. Ee, Fenerbahçe galiba ligin en fazla gol atan takımı. Beşiktaş da e, sezon başından beri iyi gol sayıları yakalıyor ama aynı zamanda da bir o kadar gol görüyor. O yüzden hani golü geçmesine açıkçası ben de bekliyordum ama e, beklenenin aksine oldu. Birincisi bence e, asıl sorun Beşiktaş'tan kaynaklanıyordu bu maçın böyle bitmesinde. Çünkü e, yani zaten İstanbul spor maçında e, Beşiktaş'ı oldukça sıkıntılı görmüştük. Yani sahada bir şey üretemeyen ya da pozisyona giremeyen bir takım olarak görmüştük. Bu maçta da aynısı vardı Beşiktaş için. E, yani tamamen tek bir şey çalışılmış sadece belli olarak. Birincisi e, Ersin'in kullandığı kale vuruşları olsun işte offside vuruşları olsun tüm uzun toplarda vegorsta Gustavo Henrique eşleşiyor. Ve hava topu mücadelesini kazanmaya dayalı oynadı Beşiktaş tüm hava toplarını. Ki duran topların hepsi de uzun kullanıldı. İşte orada Vegors topu indirsin oyunu dağıtsın tarzında denedi. Ee, Beşiktaş ilk yarıda topa daha fazla sahip olurken de hep hani böyle ara koşulları falan düşündü. Onda da Beşiktaş hiç iyi çalışmamış. Fenerbahçe'de bir o kadar iyi uyguladı offside taktiğini. Yani savunmada hata vermedi. Bir pozisyon hariç. Muleka'nın pozisyonu hariç. Ki onda Muleka bence fazla e, cömert Yani o pozisyonlarda da Beşiktaş ilk yarıda sürekli offside'e yakalandı. E, yani 7 kere offside'e yakalanmış Beşiktaş. 6'sı ilk yarıda. E, o açıdan da uzun zamandır hani o kadar fazla offside'in olduğu bir maç ben hatırlamıyorum çok Beşiktaş açısından. Fenerbahçe'nin hatırlaması evet. bu kadar olsaydı çünkü Burak Yılmaz uzun zamandır Beşiktaş'ta forvet oynamıyor. Ben de Burak <laughs> Yılmaz'ı hatırladım bu kadar. Savunma olsa <laughs> e, <sayı> çizgisi yapınca <laughs> ve geçemeyince. E, dedim ki Başka Burak Yılmaz'ın günahı neydi? Adam 5 kere olsaydı düşünce kızılıyor. Takım komple 6 kere olsaydı düşmüş. E, tabii ki işin latifetisi bir yana. Beşiktaş'ın çok fazla olsaydı düşmesi de neden bu kadar kolay düştüğünü de sunması gerektiği bir evet, durumdu sanki. Yani tabii ki düşersin offside'a e ama elinde bunun içinden kurtulabileceğin çok yetenekli oyuncular var. Ama bu yetenekli oyuncular sanki bir offside tuzağını aşmak için yeterli seviyede kullanmadılar yeteneklerini gibi geldi bana diyeyim, ekleyeyim. Ve buyur sen devam et lütfen. Ee, yani şöyle şimdi Burak Yılmaz o işi artık çözmüş bir forvet'ti ve hani... Arkaya koşu üzerine oynuyordu zaten. Şimdi Beşiktaş'ın e, burada uygulamak istediği taktik için kadrosu da elverişli değil. Yani savunma arkasına topu kime oynayabilirsin Beşiktaş'ta? En rahat Enkudu'ya oynayabilirsin. Sezon başı bunu uyguluyordu. Ki bu maç Enkudu yoktu. Yani Redmond e, arkaya kat eden bir oyuncu değil. Yani hep topu e, alıp içe çeken, hani dribblingle topu taşıyan bir oyuncu. Muleka'nın zaten asıl mevkisi Forvet Yani kanatta oynaması da aslında bence Muleka'nın kanatta oynadığı maçlarda e, Muleka da ikinci forvet gibi yani e, Larin gibi Larin tarzında oynamasını bekleriz. Ama burada da, da Muleka'yı kanatta kullanmak istedi. E, o da bence Beşiktaş'ın olumsuz yansıdı ki en fazla offside'a düşen herhalde Muleka'ydı. Bakmadım istatistiklere ama ama e, yani Muleka da buna uygun bir oyuncu değil. E, Fenerbahçe'nin de işte taktiği doğru uygulamasıyla... Beşiktaş ilk yarıda bu iki plan üzerine hiçbir şey üretemedi. Fenerbahçe açısından da Fenerbahçe de bence ilk yarıyı biraz daha kontrollü oynamak istedi. Zaten ortaya sunduğu kadro da buydu bence Jesus'un. Biraz daha hani ilk yarıda sonuçta deplasmanda oynuyoruz. E, derbi maçı. Biraz daha skoru tutmaya yönelik bir kadro çıkarmış. E i̇lk yarıda Fenerbahçe'nin hatırladığım bir Valencia'nın bir şutu var ceza sahası dışından ayak içiyle. Onun dışında da çok fazla tehlikesi olmadı. Bir de Crespo'nun şutu vardı. Yani iki takım da aslında ilk yarıda net pozisyonlar bulamadı. Beşiktaş'ın belki ilk yarının sonunda o Muleka'ya atılan pasta offside yok. Zaten hakem de kaldırmadı. Muleka orada biraz daha kat etseydi belki içeri çevirebilirdi, belki kaleye gidebilirdi. Orada Beşiktaş bir gol çıkarabilseydi ilk yarıda maçın seyri de değişebilirdi iki takım açısından da. Ee, orada da Muleka'nın erken tercihi almasıyla kötü bir top geldi. Beşiktaş oradan da bir şey çıkaramadı. Yani zaten genel olarak tribünde e, maça tabii ki derbi maçı olduğu için istekli başladı. İşte pankartlar vardı, bayraklar vardı. Güzel bir atmosfer vardı aslında maç başında ama hani böyle bir e, 15. 20. dakikadan sonra oyunun da düşük tempoda kalmasıyla tribünlerde biraz daha hani e, atmosfer olarak geriye gitti. Ki bu aslında ta 70. dakikaya kadar devam etti. E, ikinci i̇kinci yarıya da şöyle geçebiliriz. İkinci yarıda bir kere e, bence Beşiktaş ilk yarıya göre daha da kötüydü. E, Fenerbahçe'de Fenerbahçe de bence bir o kadar daha geriye düştü Beşiktaş'ın oyunuyla birlikte. Fenerbahçe'nin topu kontrol ettiği bir bölüm var. Ama orada da Fenerbahçe bir şeyler üretemedi. Hani burada Beşiktaş olması da sağlam kaldı diyebiliriz. Özellikle Sayıs de, de hatasız oynadı maç boyunca. E, yine beklerde de çok fazla sorun çıkmadı. Hani Masuaku ve Rozya. Hani hiç böyle sıkıntı yaşatmadı Beşiktaş'ı savunma anlamında. Ersin de üzerine gelen toplarda e, görevini yaptı. E, Fenerbahçe'nin de zayıf kalmasıyla yani 70. dakikaya kadar tamamen etkisiz bir oyun vardı sahada. E, 70. dakikada Gezal'ın girmesiyle e, tribünler de hareketlendi. Beşiktaş'ta tabii tabi derbi maçı olduğu için ve kendi sahasında oynadığı için biraz daha istekli oynamaya başladı. Şimdi bence buradaki en büyük sıkıntı tabii ki de hocada. Çünkü yani Gezal'ın... Evet. Burada ben de o soruyu soracağım. Ee, hoca ile da ilgili biraz da. Hem de skorla da sanki rakip hocanın da benzer dakikalarda değişiklik yapması ee, evet. öyle bir mesaj verdi bana. Ee, hem tabii ki Jesus'un yaptığı değişikliklere cevaben de olabilir ama genelde Valerian İsmail'in 70. dakikadan oyuncu alma geleneği yine devam etti. Sence içeride <laughs> oynanan bir derbi için 70'e kadar da yani rakip hani bir dakika önce çıkardı değiştirdi diyelim. Aynı anda hareketlenmeler oldu. Top farklı saniye aralığında dışarı çıkınca 2 dakika fark var gibi gözüküyor ama e, sence Valerian İsmail'de değişiklikleri geç mi yaptı? Burada gösteriyorum hepsini. Buyur bakalım. Yani zaten e, Beşiktaş taraftarının Valerian İsmail geldiğinden beri en büyük şüphesi oydu daha önce hiç büyük bir takım çalıştırmamış. Bu kadar büyük bir taraftar kitlesine sahip bir takımı çalıştırmamış. Bunu kaldırabilecek mi? Bence kaldıramıyor. Ee, evet takımı bence yaz kampında iyi hazırlamış. Ki belli bir ana plan üzerinde de iyi çalışmış Beşiktaş. Ama tek bir planı var ve hani sıkıştığı maçlarda ki sezon boyunca zaten tek bir planla devam ederseniz o size en fazla 10 maç hadi maksimum 15 maç götürür. Sonra rakipler sizi çözmeye başladığında ona göre önlem alır. Şimdi Beşiktaş bunun sorunu yaşıyor. Beşiktaş'ın ikinci bir planı yok. Yani biz bunu görüyoruz. Ee, Gezal ikinci haftadan beri sakat. E, hatta İstanbul Spor maçından önce Fenerbahçe maçına tam olarak hazırlanması için kadroya alınmadığı belirtilmişti. E şimdi bugün maçtan sonra Valerian İsmail çıkıp Gezal 20 dakika oynayabilecek e, kapasitedeydi demek. Yani taraftarı kandırmak oluyor aslında. Yani Raş Gezal gibi bir oyuncu derbi maçında sen yedek kulübendeyse sakat bile olsa 45. dakikada girip oynamak ister. Yani kendi de sorumluluk almak ister. Ve oynar da. Yani Gezal girdikten sonra Beşiktaş bir yaratıcılık e, kazanmış oldu. Hani Gezal'ın attığı toplar olsun, şeyler olsun. Onun dışında yani Valerian İsmail'in zaten değişikliklerde sıkıntılı olduğunu sezon başından beri görüyoruz. Ee, yoksa kimsenin hani bir art niyeti yok. Yani Valerian İsmail dışında. Hani şunu yapamıyor bu yüzden e, kötü denilen başka bir konu yok aslında Valerian İsmail en büyük sıkıntısı takım zor durumdayken ikinci bir plan devreye sokamıyor ve değişiklikleri yetersiz yani Valerian İsmail e, önümüzdeki haftalarda ki ben ayrılmasını muhtemel görüyorum bu maçtan sonra çünkü bu maç bence Beşiktaş için oldukça olumsuz bir maç e, Valerian İsmail bu gidişle düzeltemezse bence 5-6 hafta sonra e, görevinden ayrılır yani yönetim onu daha fazla tutmak istemeyebilir. E, çünkü taraftarın da artık bir baskısı var. Geçen son Beşiktaş oldukça başarısızdı şampiyonluktan sonra. E, ve bu sene kurulan kadro şampiyonluğu oynayacak bir kadro. Bunu e, Beşiktaş her maçta gösteriyor zaten. Yani senin forvetinde vegors var. E, forvet arkanda Deli Ali var. Kanatta Gezal var. Getson'u aldın. E, onun dışında geçen son inanılmaz hissesizlik yapan Muleka'yı aldın. Cenk Tosun var. Hani takım baktığımız zaman Premier Lig takımı diyoruz. Oyuncuların hepsinin neredeyse Premier Lig tecrübesi var. Ama da taraftar bunu göremeyince doğal olarak tepki ilk olarak Hoca'ya olacak. Ee, o yüzden yani Beşiktaş'ın oldukça kötü bir maçtı bence. Ki e, 70. dakikada hani taraftar da büyük sorumluluk aldı bence. Özellikle Gezal girmeden önce de Gezal tezahüratı yapıldı. Ayrıca... Ee, yaklaşık 20 dakika boyunca da tüm saat tek bir ağızdan güzel bir tezahürat oldu. Orada da bence takım ateşlendi. Ki zaten ondan sonra da Beşiktaş e, birkaç tane tehlikeli pozisyon buldu. Ama bunlar da tabii ki yetmedi. Yani onlar da çok belli başlı şeyler üzerinde. Hani Rozya bireysel yeteneğiyle top taşıdı atıyorum. Ve Gors'ta orta kesti. Yani e, o pozisyonlarda bile Beşiktaş'ın e, çalıştığı şeyleri göremedik. Bir tane direkten dönen top var. O birazcık bence şans topu oldu. Hani çok gol olacak bir pozisyon değildi ama hani Beşiktaş şanslı olsaydı girebilirdi. Ki o galibiyette bence bu kötü oyunun üstünü örterdi. Sonuçta derbi maçında son dakikada gelen bir golle taraftar onun sevinciyle kötü oyunu rahatça unuturdu. Fenerbahçe açısından da ben açıkçası devre arası olduğunda aklımda şey vardı yani stadyumda. Fenerbahçe ikinci yarı büyük ihtimalle bir tane gol atar. Çünkü İrfan Can var. İşte e, Enar Valencia var bunlar bir şey üretebilecek oyuncular e, ve maçı kazanır diye düşünüyordum ama ikinci yarı ben Fenerbahçe'yi de beklediğimden kötü buldum hani Jesus bence biraz daha takımı hani e, güçlendirseydi ya da işte oyuncularına çıkıp hani biz bu maçı kazanabilecek kapasitedeyiz deplasmanda derbi bir maçın kazanmak önemlidir havasını verdiğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki oyunu o havayı vermedi e, izleyenlere bence ee, onun dışında değişikliklerde de iki takımda bence çok geç değişiklikler yaptı. Fenerbahçe'nin değişikliklerini de ben yanlış ve geç buldum. Mesela bu bu tarz maçlarda Emre Mor'un Fenerbahçe açısından oyuna dahil olması gerekirdi. Ee, ya da Rossi'nin 89'da girmesi. Alioski uzaktan şut tehdidi olan bir oyuncu ya da duran toplarda etkili olabiliyor. Onun yine 86'da girmesi. Ya da Forvet değişikliğinin işte 70'de gelmesi. Ee, yine say Samuel gibi hızlı bir oyuncu kanatları kullanabilecek bir oyuncunun geç girmesi Fenerbahçe açısından da olumsuz tabii ki ama ben bu aynı maçada... şekilde Cenk Tosun'u da ekleyeyim ben Hani Tosun'u da özellikle evet. belli etmek istiyorum Cenk Tosun hani, da bence geç, o, geç kullanıyor Valerian İsmail İkisi de evet. belki aynı dönemde denk geldiler mi e, Bundesliga'ya hatırlayamıyorum tam ama e, ikisi de Bundesliga çıkışlı ee, forvetler, oyuncular, savunmacılar olarak e hani kesinlikle. birbirleri daha iyi de anlayabilecekleri düşünüyorum. Ee, tercih e, o yani sağ kanattan da bindirebilir, sol kanattan da bindirebilir. Bu konuda kendisini geliş e, yani Muleka'yı veya Redmond'ı oynamakta e, fazla gitti diye düşünüyorum. Hem de Cenk'i alarak forveti ikileyip e, rakibe daha fazla korku da yaratabilirdi. Belki Jankle ve e, yan yana geleceği kafa topları, e, uzun toplarla çıkmaya çalışıyordu. belki onların arasında düşürecek e, bir topla deneyebilirdi ama e, Mulekay'a fazla tutulmuş gibi geliyor. E, Valerian İsmail evet. 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 Bazen bir bazen iyi işler yapabiliyor ama birçok yorumcunun da e, bu konuda beyan verdiğini, bu konuda görüş söylediğini duydum. Genel olarak takımdaki, takımlardaki oyuncuların e, kalitesi açısından bir ortalama tespit yapıldığında iki takımda da der oyuncusu, büyük oyuncu ilk 11'de yoktu en azından. Evet. Öyle diyebiliriz belki de alıp koparma konusunda iki takımda bu açıdan Cesaretsiz kaldı gibi gözüküyor benim gözümde. Fenerbahçe için yorumlarına kaldığın yerden tabii ki devam edip toparlayabiliriz son 5 dakikada. Toparlayalım. Ekleyeceğim başka da bir şey yoksa. Beşiktaş için e, hiç da nedir bir puan, puan cebimizde dursun. Valerian İsmail açısından da e, bir görevde en azından bunu garantiledim. Sonucu gibi oldu gibi yorumluyorum Gerçekten ben. Sen ne diyorsun? Ona ben yani bir puan olarak bakmak Bence yanlış yani Beşiktaş Fenerbahçe'nin bu oyununa kazanacak kadrosuna sahipti. Yani ben özellikle mesela Delali'den daha fazla sorumluluk almasını bekliyordum. Ya da hani Getson'dan e, girdikten sonra Cenk Tosun geç girmesine rağmen çok fazla topla buluşamadı. Yani Beşiktaş'ta onu yapabilecek oyuncular vardı. E, yani evet Muleka konusunda da bence de Muleka e, o skorları yaptığı için işte sezon başında katkıyı sağladığı için Gezal'ın yokluğunda hoca biraz daha fazla e, süre verdi. Bence 45. dakikada çıkması lazımdı. Yani ikinci yarının başında, başından bahsediyorum. Ki Cenk Tosun zaten kanat oynama tecrübesine Gomez'li seneden de sahip. işte milli takımdan da sahip. E, Everton'da da zaman zaman kanatta kullanılmıştı. E, yani neden bu tercihi geç yapıyor bilmiyorum. Sene başından beri aynı yani. Everton'da Cenk Tosun 88'de giriyordu. Süper Ligi geldi. Süper Lig'de Banko 11 oynayacak bir oyuncu. 80'den sonra oyuna giriyor. Gerçekten anlamak mümkün değil. Hani antrenman performansının bir sıkıntı var ya da başka bir sıkıntı var bilmiyoruz. Ama Cenk Tosun'un e, Beşiktaş 11'inde bence yeri bile var. 4-4-2 oynayabilir Beşiktaş. Ben onu da düşünüyorum. E, yani orta sahadan bir adamı eksiltip aynı zamanda yerli oyuncudan da tasarruf etmiş olabilir. Belki Beşiktaş-Giresun e, maçı mesela bunun için uygun olabilir. Hani Cenk Tosun ve Vegors'un aynı anda sahada olduğu. Ki atıyorum Cenk Tosun ve Wegors e, yan yan oynadı diyelim. Biri verim veremediği zaman yedekte de Muleka gibi bir silahın var. Muleka da Forvet'e daha verimli oynayabilir tamamlayıcı oyuncu olarak. E, ama ben açıkçası Valerian İsmail'de o artık şeyi göremiyorum, ışığı göremiyorum. Hani yeni bir şeyler deneyecek havası vermiyor bana. Yani Beşiktaş'ın en doğrusu bence Valerian İsmail'le bir an önce yollarını ayırmak olacaktır. Ee, şu an puan durumuna baktığımızda belki Beşiktaş'ın çok fazla bir kaybı yok. Liderli iki puan fark var. Ama oyun olarak bence e, ben Adana Demir Deplasman'ı da izledim. E, her ne kadar e, Trabzonspor çok iyi bir oyun sergilemese de bir şekilde kazanıyor. Biraz hakemlerin de yardımıyla. E, diğer... Şampiyonluk takımlarından daha geride görüyorum şu anki Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ın bence o yüzden hoca değişikliği lazım. Ve hiçbir Beşiktaş taraftarı şu anda rahatlıkla e, Valerian İsmail için Valerian İsmail bu takımı şampiyon yapar diyemiyor. E, yani en büyük sıkıntı da burada. Ama diğer takımlara baktığımızda hani Jorge Jesus, Okan Buruk ya da Abdullah Avcı taraftarına bu güveni en azından şimdilik veriyor. E, ama Beşiktaş'ta bu eksik. Yoksa kadro olarak bence Beşiktaş'ın Diğer dört büyük takımdan hiçbir eksisi yok. Ee, o yüzden iki taraf için de e, e, olumlu sonuç olmadı. İki taraf için de olumlu sonuç olmadı. Zaten tabelaya yansıyan e, puan sonucuna Aa, evet. da baktığımızda Beşiktaş iki puan geride, e, Fenerbahçe de e, üç puan geride. Aslında bay geçildi. Başakşehir de bay geçti, Fenerbahçe'de de bay geçti. Için aslında puanları aynı durumda şu anda. Başakşehir ile Fenerbahçe'nin. Galatasaray'da baygınca Fenerbahçe ile Galatasaray maç sayısı eşitlendi. Buna göre de yani devam edecek. Başakşehir ile de eşitlenecek. Hani aslında maç eksiği olanın bir sonraki hafta daha fazla maçı olmayacak. Diğerlerinin daha fazla oluyor her zaman. İlla ki bir takımın böyle bir geride durma durumu gerçekleşecek. Fenerbahçe açısından baktığında biraz daha önemliydi. Ee, geçen sezonun e, ilk yedisini diyelim artık. Çizgisini çeken e, takımlar şu anda o çizgi çekilmiş gibi gözüküyor. İlk yedideki takımlara evet, baktığımızda. Galatasaray'ı almazsak tabii ki oraya. Orada Alanya vardı yanılmıyorsam geçen sene. Yalnız tabii Alanya vardı. Başakşehir, e, Adana, Konya, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe diye sıralanıyor. E, tabelaya da Beşiktaş açısından da şu şekilde sana toparlayacağım lafın arasına girmemin sebebi taraftar sahaya baktığında, kenara baktığında şampiyon yapacak bir hoca performansı görmüyor. Bu yüzden de inancını her hafta azaltıyor, azalıyor performansları izledikçe de olumsuz bir gelecek var Beşiktaş'ın önünde gibi. Bir şey söyledin, Ahmet Çebi de genel olarak bu hocayla devam ediyoruz, şampiyonluğu da bu hocayla alacağız diyor. İşte yani... bu açıdan sanki taraftarın hissiyatı ağır mı sıcak yoksa başkan yine de devam edecek mi? Şimdi şöyle ee, başkan istediği kadar bunu söyleyebilir yani kimse çıkıp biz hocamızın arkasında değiliz diye açıklama yapmaz ama şimdi önünde Beşiktaş'ın Giresun maçı var sonra İç sahada Trabzon'la oynuyor sonra Hatay deplasmanına gidiyor yani Beşiktaş'ın önünde aslında kritik bir süreç var şimdi Beşiktaş'ın burada alacağı olumsuz sonuçlarda hemen olay değişir Aynı Ayrıca ben e, şöyle olacağını da düşünüyorum Beşiktaş eğer bu sezonda başarısız olursa ki bunu sırf futbol için de söylemiyorum e, diğer branşlarda da ciddi sıkıntılar var bu sene Beşiktaş'ta özellikle e, basketbol branşları olsun e, hani handbolda da bir küçülmeye gidildi e, Beşiktaş'ın genel olarak da yönetimin e, bu sezon son senesi olabilir diyebilirim. Çünkü geçen sene ciddi bir başarısızlık vardı. Bir önceki sene gelen başarı, başarıyla onun üstü örtüldü. Ama bu sezonki bir başarısızlıkta e, Fatura Hoca'dan sonra bu sefer yönetime kesilir. E, o yüzden Beşiktaş yönetimi bence hani çok uzun vadeli planlar yapmasın. Mantıklı olsunlar. E, bu kadroya ziyan etmesinler. Yani taraftarın tek düşüncesi o. Yoksa kimse Ahmet Nurçebi'den ben %100 Ahmet Nurçebi'nin arkasındayım demiyor. Hatırlatalım Thomas Tuhel de boşta. Arzu eden varsa Thomas Tuchele Tuhel'e direkt gidebilirler diyerek. Son bir <laughs> yıllık 50 de, milyon, tamam milyon programı. <laughs> e, evet Vasatlı övgüde Deniz Güner'i ağırladık. Deniz Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesini bizim için kendi... yorumlayarak aktar. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Allah övgüyü tamamla de tekrar hatırlatalım programa abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bugünkü stüdyoda, bugünkü programı tamamlarken hepinize bir kez daha iyi bir hafta diliyorum. Bir sonraki Vasat'la de görüşmek üzere. Yani Vasat'ı baş tercih etmek gibi tuhaf bir şeyimiz var.